Selam, ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Şimdi videomuzun esas konusuna geçelim. Mart ayında okuduğum kitaplar. Bir seyir kitabını okumuştum. Onun videosu gelmiştir veya gelecektir. Bilmiyorum şu an. Bu ay 1, 2, 3, 4, 5 tane kitap okudum. Bu şekilde. Daha doğrusu bir tanesini hala okuyorum ve çok beğendim. Bunu ilerleyen zamanlarda tekrardan anlatırım. Ben ilk kitabımla başlamak istiyorum. Yaşlı Adam ve Deniz. Ben bunu bir alışveriş videomda paylaşmıştım. Bu kitabı da böyle yıllardır görürüm diye falan anlatmıştım o videomda. Gerçekten yıllardır görürüm, satın almam ve merak ettiğim kitaplardan biriydi. Açıkçası okuması inanılmaz keyifliydi. Çünkü puntoları büyük, hikaye güzel, merak ettiriyor. Onu da geçtim. Arkasını okuduktan sonra biraz daha üzerine konuşuruz. Mutlak tutkusuyla yarışırcasına dünyanın dört bir yanına kendi serüveninden serüvenine atan Hemingway, fırtınalarla dolu yaşamına yön veren karakterini bir bakıma bu romanıyla özetlemiş gibidir. Büyük yazar, sert, acımasız fakat bir o kadar dokunaklı bir yazgıyı, yaşlı bir balıkçının okyanusta geçen birkaç günüyle özdeşleyerek yalın, yoğun ve çarpıcı bir başyapıt koymuştur ortaya. İlk yayınlandığından bu yana bütün ülkelerde artan bir ilgiyle okunan Yaşlı Adam ve Deniz, yazarın Nobel ödülü kazanmasında birinci etken sayılmaktadır. Roman filme de alınmıştır. En ölümsüz eserlerinden biridir. Yaşlı bir Kübalı balıkçının açık denizde Gulf Stream'e kapılmış olarak dev bir kılıç balığıyla olan can yakıcı mücadelesini son derece sade ve kuvvetli kelimelerle anlatır. Bu hikayesiyle Hemingway, yenilgiye karşı cesaret, kayba karşı şahsi başarı temasını kendine has modern üslupla yeniden heykelleştirmiştir. Bu arada benim söyleyebileceğim cümlelerden biri gerçekten yenilgiye karşı cesaret, kayba karşı şahsi başarı. Aslında okurken benden önce arkadaşım okumuş bunu ve o çok hani okunabilir yani normal dümdüz bir kitap falan demişti. Ama böyle bu yaşlı adam denize çıkıyor, büyük bir balık yakalıyor. İşte bundan sonraki kısımları, çabasını, cesaretini ve bu durumlara karşı duruşunu izliyoruz aslında. Bir de çok akıcı olduğu için, merak ettirdiği için, mesela akıcı bir kitap önerir misiniz deseniz, bu akıcı bir kitap gerçekten. Çünkü okudum ve bitti direkt. Başladığı gibi bitti yani aynı gecede. Toplamda 150 sayfa ama puntoları büyük olduğu için buna belki 100 sayfa denilebilir. İnanılmaz eğlenceliydi benim için. Hem birazcık da okuma hevesimi artırdı. Hem de böyle bir üstüne okunması gerekenler listesinde bir tik attırdı. O yüzden buna bakabilirsiniz. Hem kolay hem anlamlı hem de tatlı bir kitap bence. Şimdi ikinci kitabımıza geçelim. İkinci kitabımız, bu aralar inanılmaz sonuna kadar savundum, Tembellik Hakkı. Tembellik Hakkı'nın arkasında yazarı işte kendini öldürdüğü için falan böyle bir konuşma yapmıştım onun üzerine. Sonra buna karşı bakış açımı değiştiren birkaç şey okudum. Ama neyse, bu kitaba gelirsek eğer. Kitabın bu arada içinde yine denemeler şeklinde devam ediyor. Ama kitabın dediğim gibi böyle çok kısa bir şekilde elinize alıp hemen okuyup bitirebileceğiniz bir kitap. Zaten toplamda 50 sayfa falan. Altını çizdiğim yerler var. Altını çizdiğim yerleri okumayı çok istiyorum aslında. Bu aralar böyle hayatından ve çalışmasından şikayet eden insanları gördüğüm anda bunatıyorum. Çalışma kapitalist toplumda her türlü entelektüel yozlaşmanın, her türlü organik bozulmanın sebebidir demiş. İşte çalışma saatlerinden falan bahsediyor birazcık böyle içinde. Mesela çağımız çalışma asrıymış öyle diyorlar. Aslında acı, sefalet ve çürüme asrı. Bir de şöyle bir şey demiş. Hiç acı çekmeden sağlıklı ve güçlü bebekler doğuran o şen şakrak kadınlar nerede? Kadınlar olarak çalışma hayatında eşitlik istiyoruz. Mesela benim kendi mesleğimde yapamayacağım şeyler var mesela. Ve bu kişiden kişiye değişir. Yani bunu yapabilen kadın vardır, yapamayan kadın vardır. Mesela benim için bir şantiye ortamı çok zor. Bir analiz, ölçü alanları çok zor. Araziye çıkmak benim için esasen zor. Ve bu cümleyi okuduğumda kendimi gördüm. Çünkü bir süre sonra arazi, şantiye gibi işlerden sonra belli başlı şeyleri kendiniz adına önemsememeye başlıyorsunuz. O da pek hoş olmuyor bence. Benim birazcık yaşam enerjimi söndüren etkenlerden biri. O yüzden birazcık bu konulardaki kibarlığı ben olumlu karşılıyorum. Ama çıkıp bana sen yapamazsın derlerse sinirlenirim. Böyle de bir şey. Hani yapabilirim ama yapmıyorum. Yapmamayı tercih ediyorum. Evet, kitabımıza geri dönelim şimdi. Benden birazcık uzaklaşıp. Burada altını çizdiğim yerleri de okumak istiyorum dediğim gibi. Buna çok güldüm. Bunu okumak istiyorum. Sosyete kadınların da çok çileli hayatları vardır. Terzilerini dikmek için iflahlarının kesildiği peri kız tuvaletlerini denemek, onaylamak için akşamdan sabaha kadar bir eliseden diğerine mekik dokurlar. Boş kafalarını saatler boyunca saç
sanatçılarına emanet ederler. Onlar da sahte topuz tuttuklarını her ne pahasına olursa olsun tatmin etmek için uğraşıp dururlar. Daracık korseler içinde boğulan, potinleri ayaklarını sıkan, bir kömür işçisinin yüzünü pancar gibi kısartacak kadar dekolte giyen bu hanımlar, geceler boyunca yoksullara karşı birkaç kuruş toplayabilmek için yardım balolarında dolaşıp dururlar. Birer azizedir onlar. Şey gibi bu. Aşk-ı Memnu'daki biterin sürekli derneğe gitmesi. Benim için ben o zaman ilk aldığımda da alışverişimde de söylemiştim. Alıntıları bu kadar da okuyabileceği. İnanılmaz keyifli bir kitaptı. Ben okurken çok zevk aldım. Zorlanan da olabilir. Belki hoşuna gitmeyen de olabilir ama benim için çok keyifliydi. Eğer ki böyle kısa bir şey okumak istiyorum ama verimli bir şey okumak istiyorum diyorsanız bu kitaba bakabilirsiniz. Şimdi üçüncü kitabımıza geçelim. Bunu çok sevdim. Yani şöyle çok sevdim. Ben küçükken Bülbül ve Gül. Bülbül ve Gül okumuştum ve Gül'ün Bülbül'e aşık olması muhabbetleri bana çok şey gelmişti o zaman. Yani küçüktüm. Böyle mana veremiyordum. Ama Mutlu Prens çok güzeldi. Zaten Oscar Wilde ben seviyorum. Bunu öyle 105 ülke defa söyledim ama böyle bir kitap okuduktan sonra da anlatmak, daha doğrusu çok düşük beklentilerle okumuştum. O yüzden birazcık daha hoşuma gitti. Böyle bir şeylerin kapalı anlatılması benim hoşuma gidiyor. Hemen arkasını okuyayım kitabın. Oscar Wilde'ın yayınlanan Mutlu Prens'teki masalları oğullar için yazıldığı düşünülse de yazar hedef kitlesini 7'den 70'e çocuk ruhlu insanlar, şaşırma ve sevinme gibi çocuksu yetilerini koruyanlar olarak açıklamıştır. Wilde bu masallarda bencilliği ve duyarsızlığı gözler önüne serer ve eleştirir. Onun ana masal kişileri bazen hatalarını anlayarak pişmanlık duyar ve özgecil davranışlar sergilerler. Kimi zaman da gözlerini kör eden kibirden bir türlü kurtulamazlar. Mutlu Prens çıraklık döneminin ürünü olsa da White masal ve alegori alan ustalığını ortaya koyarmış. Böyle altını falan çizerek okudum. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Böyle eskiden anlamadığım şeyleri artık hayatımda bir anlam kazanması benim hoşuma gidiyor. Bu yüzden böyle eskiden okuduğum kitapları birazcık daha üzerinden zaman geçtikten sonra okumaya karar verdim. Normalde böyle okuduğum kitapları çok kolay tekrardan okumam açıkçası. Bu ilk hikayeden bir alıntı. Kırlangıç bir kamışa aşık oluyor ve kırlangıçın göç etmesi gerekiyor ama kamış da hareket edemiyor. Kamış için şey diyor, yerine çok düşkün. Ben yolculuk etmeyi seviyorum. Bu yüzden karımın da yolculuktan hoşlanması gerekir. Bilmiyorum, çok tatlı geldi. Mesela şöyle bir şey demiş. Kırlangıç arkadaşları şöyle diyor. Kamış Hanım 5 parasız, ayrıca çok fazla akrabası var. Yani hoşuma giden şeyler bunlar aslında. Eğer hani böyle şeyleri saçma buluyorsanız bunu okumayın tabii ki. Ama ben sevdim. Yani daha doğrusu ben de eskiden belki saçma buluyor olabilirdim. Şu an okuyunca çok beğendim. Bunu geçenlerde paylaştım. Harika Fişek hikayesinde nereyi seversen orası senin dünyandır. Okuyup da tadını kaçırmak istemiyorum ama bu cümleyi çok sevdim. Kendi ayağında nasır olduğu için hep başkalarının ayağına basan kişiye hassas mizaçlı denir. Komik. Mesela biraz önce tembellik hakkından sonra da bu biraz şey gelmiş olabilir. Şöyle bir şey diyor kitapta. Hatta çok çalışmayı yapacak şey olmayan insanların kaçışı olarak görmüşümdür öteden beri. Bu da şey, bu yavaş konuşan insanlardan ben de çok hoşlanmadığım için bunun altını o yüzden çizdim. Diyeceğini demesi 7 yıl sürmüştü. Çok konuşkan biri değildi çünkü. Gerçekten bazı insanlar bana böyle hissettiriyor. Gerçekten diyeceğini demesi 7 yıl sürüyormuş gibi. Neyse, daha fazla tadını kaçırmayayım değil mi? Çok fazla okudum. Bunu da bu şekilde bırakıyorum. Üçüncü kitabımız da bu. Şimdi dördüncü kitabımıza geçelim. Bunu böyle çok inanılmaz hevesle okudum. Zaten seyirden sonra okudum. Böyle bana ilaç gibi geldi. Çok sevdim. Montaigne'in denemeleri. Ben kendime bu kadar yakın, yani kendime çok yakın hissettiğim için seviyorum. Şöyle içinden birkaç alıntısını okuyayım. Montaigne'in bu, biliyorsunuz dediğim gibi, böyle denemelerinden oluşuyor ve işte aşk üzerine, hayat üzerine, evlilik üzerine, birçok şey üzerine bir şeyler söylemiş kendisi bize. Doğum günü de 28 Şubat'mış bu arada. Montaigne biraz şöyle aslında, şöyle bir karakter, ben öyle düşünüyorum. Çoğu şeyi böyle bir, aslında temel bir inanç sistemi yok. Sadece düşünüyor, olabilecekleri düşünüyor, olabilme ihtimallerini düşünüyor. Ve bilmiyorum, çok böyle esnek ve açık bir karakter gibi bence. Mesela bir tek insan bütün insanlık serüvenini yaşıyor bu kitapta. Bir tek insan hep kendisi kalarak en değişik, kendine en uzak insan hallerine girip çıkıyor. İnsanların yarattığı tanrıların hiçbirini küçümsemeden ama hiçbirine bağlanmadan bütün inançları süzüyor merakla. Bu böyle ön sözünde yazıyor ve bence gerçekten kitabı özetleyen bir cümle benim için. Ve çok fazla çocuğu vefat etmiş. İlk başta bir hayatı anlatılan kısa bir bölüm var. Issız yerlerde kendin için bir alem ol. Bunu da geçen gün paylaşmıştım. Mesela katıldığım şeylerden biri. Bunu da çok fazla tadını kaçırmak istemiyorum kitabın, çünkü bir kitabım daha var. Buna çok fazla katıldım ve bundan sonra zaten su gibi akıp geçti. Kaç sayfa bu kitap biliyor musunuz? 300 sayfa ama çok hızlı okunuyor bence. Günlük hayatımızda ve insanlarla olan alışverişimizde fazla parlak ve keskin bir zeka göstermek de doğru değildir. Derin bir anlayış bizi fazla inceleye ve fazla meraka götürür.
zekamızı olaylara ve dünya işlerine daha elverişli bir hale getirebilmek için biraz ağırlaştırmak, körleştirmek, onu bu karanlık ve bayağı hayata uydurmak için karartmak ve bulandırmak lazımdır. Dünya işlerini daha hoyratça, daha gelişigüzel yürütmeli ve her zaman talihe büyük bir pay bırakılmalıdır, demiş. Mesela şöyle bir cümle var, bir alıntısı. Bütün umudum kendimde. Nasıl yalvarıyorum ona gece gündüz beni hiçbir zaman kimseye karşı ağır bir minnet altına sokmasın diye. Ne mutlu bir özgürlükle bunca zaman yaşadım. Onunla bitsin ömrüm. Bütün çabam kimseye muhtaç olmadan yaşamak, demiş mesela. Ya daha çok şey okuyabilirim aslında ama insanlar için keyfi kalsın ki muhtemelen bunu da öyle düşünüyorum. Çok fazla insanın okuduğu bir kitaptır Denemeler. Gerçekten bazen böyle şeyler romanlardan daha akıcı oluyor ya. Bu mevzuyu çok seviyorum. Şimdi son kitabımıza geldim. Bunu hala okumaya devam ediyorum ama öyle güzel bir ön sözü var ki yani Oscar Wilde'ın bu kitabını okumaya başladım. Şöyle ön sözünden sevdiğim yerleri söyleyeyim. Hatta arkasını da okuyayım. Fırtınalı yaşam boyunca her davranışıyla bir skandal, bir ya da bir akım yaratan, her sözü bir özdeyiş haline gelen Oscar Wilde'ın Alfred'le yakın dostluğu, Alfred'in babası Queensberry Marquis'ini çok kızdırmıştı. Marquis tarafından eşcinsellikle suçlanan Wilde, dostlarının Fransa'ya kaçması için yaptıkları uyarılara karşın kaçmamakta direnince tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı. Parlak ifadesine karşı suçlu bulunarak 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezasının büyük bölümünü geçirdiği Reading hapishanesinde Douglas'a yazdığı mektup kendisini safahata sürüklediği ve sonra da sahip çıkmadığı için genç adama yönelttiği suçlamalarla doluydu. Wilde'ın mektubu Douglas'ın eline geçmese de 1905'te yayınlandıktan sonra gerçek okuruna ulaşabildi. Edebiyat tarihinin bu ünlü mektubunu yazar yakın dostu ve hayranı Andre Gide'nin ön sözü eşliğinde Rosa Hackman'in çevirisiyle sunuyoruz, demiş. Yani o ön söz nasıl bir ön söz? Çok güzeldi ya. Hemen şöyle bir okuyayım. Eğer üşenirseniz bence üşenmeyin, güzel bir ön sözdü gerçekten. Oscar Wilde için yazılmış bu. Bilgeliğini ve çılgınlığını ancak tahminine göre dinleyenin hoşuna gidecek kadar açığa vururdu. Asla fazlasını göstermezdi. Dediğim gibi Wilde başkalarının karşısında bir tören maskesiyle çıkardı. Şaşırtmak, eğlendirmek, bazen kızdırmak üzere. Hiçbir zaman karşısındakini dinlemez. Düşünce kendi düşüncesi olmadığı sürece onu hiç ilgilendirmezdi. Tek başına parlamadığı an kendini gözden silerdi. O zaman ancak onunla baş başa kalınca yeniden ortaya çıkardı. Yani öyle bir anlatıyor ki Oscar Wilde, etkilenmemek elde değil bence. Bunu da tekrardan bitirdiğimde Nisan ayı okumalarımda falan paylaşırım. Çünkü çok eğlenceliydi benim için. Normalde böyle ön sözlerden inanılmaz sıkılırım. Ben bu kadar güzel bir ön söz daha görmedim hayatımda gerçekten. Bu kitabımız da böyleydi. Mart ayında okuduğum kitaplar seyirle birlikte bu kadardı. Toplamda bu ay 1, 2, 3, 4, 5, yani şunu da sayarsak 6 kitap olmuş aslında. Verimli bir aydı. Sevdim ben bu ayı. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz, beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Kanalıma abone olmayı unutmazsanız da hoş olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.